Böyle getirmeyeceksen hiç dünyaya bu musibeti sarma! Getirme dünyaya! Çünkü haramidir, eşkıyadır, beladır tek kelimeyle! Bunları ilim alemi henüz bilmiyor. Bu haram lokmaların ana rahminde o ilahi, lahuti, rabbani, sübhani laboratuvarda o çocuğun nasıl teşekkül ettiğini hiçbir ilim adamı bilmiyor. Oranın hakikatini, kainatın hakikatini haber veren Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam haber veriyor. Ona kulak vereceksin. Doktorlar bir şey bilmeyebilir. Doktorlar bilmiyor, kimyagerler bilmiyor. Efendim biyoloji alimleri, anatomi alimleri, psikoloji alimleri bilmiyor diye ben bunları inkar mı edeyim haşa? Bilmeyebilirler. İlim gelişiyor. İlim her şeyi halletmiş değil ki. İlmin sonu gelmiş değil ki. Laboratuvar her şeyi halletmiş değil ki. Bugünkü laboratuvar saçının rengini değiştiremiyor. Herkesin saçı siyah olarak çıkıyor. Oturup da laboratuvarda ben bu çocuğun başındaki saçların yeşil olmasını istiyorum diye o saçın rengini değiştirmekten aciz bulunuyor. İlim nedir yani? Neyi halletmiştir ilim? İlim bugün ana rahmindeki çocuğa hiçbir müdahale imkanı bulamıyor. Ancak demin dediğim gibi kürtaj vasıtasıyla bıçakla paramparça ediyor. Başka bir şey yapamıyor. Ama öbür taraftan biliyorsunuz otomobil yapıyor. Otomobil, taksi, Mercedes falan filan. İstediği modelde, istediği biçimde rengi, şekli, kalıbı, ağırlığı, sürati, motor gücü, beygir gücü istediği modelde otomobil icat ediyor, imal ediyor. Rengi şöyle olacak diyor, oluyor. Boyu böyle olacak, oluyor. Direksiyonu böyle olacak, oluyor. Ama hiçbir ilim adamı ve kimse ben ana rahmindeki çocuğun gözleri yeşil olacak diye bir iddia taşıyamıyor. Ana rahmindeki çocuğun gözleri yeşil olacak, gözleri iri olacak, kaşları şöyle olacak, saçları böyle olacak diye hiç kimse oraya müdahale edebiliyor mu? Oranın sahibi Allah'tır. Oranın haliki Allah'tır. Oranın maliki Allah'tır. Oraya insan nüfuz edemeyecektir. Çünkü insan bir eşya değil ki, çünkü insan bir araba değil ki, çünkü insan bir madde, bir makine değil ki, harika, yeryüzünde Allah'ın temsilcisi, yeryüzünde Allah'ın halifesi, yeryüzünde Allah'ın en büyük mahluku. Elbet öyle olacak. Orada dikkat edeceksin, neslin meydana gelmesi ta nerelerden başladığını unutmadan takip edeceksin. Nihayet doğum anı yaklaşmıştır. Doğum anı, yeryüzüne gelme zamanı yaklaşmıştır. Allahu Teala öyle ayarlıyor onun tezgahını, onun dergahını, onun sütünü, onun mamasını, onun gıdasını, onun havasını o kadar harika hazırlıyor ki daha o yavru, insan yavrusu yeryüzüne gelmeden önce işte doğumuna bir ay, bir buçuk ay var filan bir de bakıyorsunuz o çocuğu doğuracak olan annenin göğsünde daha evvel bir damla süt yokken birdenbire iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlıyor. Gördün mü Allah'ı? O çocuk yeryüzüne gelmeden onun rızkını, sütünü, mamasını annesinin en kıymetli göğsünde hazırlayan profesör mü, Allah mı hazırlıyor? Hadiseye bak.
اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Allah-u Teala öyle soruyor, şu bir damla sudan meydana getirip yarattığımız insanı görmüyor musunuz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, Allah mı yaratıyor diyor. اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Ayete bak. Evet, Allah-u Teala yaratıyor, o hazırlıyor, tesadüf diye bir şey yok. Daha evvel o annenin göğsünde bir damla süt var mıydı? Yok. O doğum yaklaşıp da çocuk yeryüzüne geleceğe yakın, birdenbire o organizma, o metabolizma, süt üreten hücreler, organlar, organizmalar çatır çatır çalışıyor. O yavru yeryüzüne gelmeden onun mamasını hazırlıyor. İlahi kudreti görmek lazım. Böyle okutmak lazım ilmi. İlk okuldan üniversiteye kadar eğer insanoğlu böyle anlatılsaydı, böyle okutulsaydı, kadınlar, ana rahmi, çocuklar böyle okutulsaydı, yetişen nesil bugün makinalı tabancayla hiç merhamet etmeden insanları hayvan gibi öldürmeyecekti. İnsana hürmet gösterecekti. Annesine bir kuluçka makinası diye değil, Allah'ın nazargahı olan büyük ve mukaddes bir varlık diye bakacaktı. İnsanı böyle anlatmadılar ki, insanı Kur'an'a göre tarif etmediler ki, insanı Charles Darwin'e göre, insanı Freud'e göre, insanı filozoflara göre, insanı Avrupa'ya göre, insanı Amerika'ya, maddecilere göre tarif ettiler. İnsanı Kur'an'a, insanı Allah'a göre, insanı Muhammed Mustafa'ya göre tarif etmediler. Tarif etmediler. Biz bunun ıstırabını çekiyoruz. Biz bugün bu anarşiyi yaşıyoruz. Biz bugün bu buhranı çekiyoruz. Evet. Sonra mesele devam ediyor. Devam ediyor. O çocuk yeryüzüne gelmeden hazırlandı. Sen de hazırlanacaksın. Bak Allah-u Teala kendisine düşeni hazırlıyor, sen de hazırlayacaksın. Sen de hazırlayacaksın. O çocuk yeryüzüne gelir gelmez, onun ismini koymadan, onun resmini çekmeden, ona hiçbir müdahale yapmadan, temizlenip de kundaklanıp sarıldıktan sonra, evvela o çocuğun sağ kulağına Allahu Ekber diyerek ezanı Muhammed'i okuyacaksın. İslam terbiye nizamı böyle. Yayacaksın. O çocuğun kulağına dinin titreşimlerini, o frekansları, o kelimatın ihtizazatını, o hava moleküllerini, o sesi taşıyan hava moleküllerini çocuğun beynine, beyin zarına götürüp çarptıracaksın. Böyle olacak. Böyle olacak. Onun ilk marşı, ilk marşı ezanı Muhammed'i olacak. Oradan başlayacak dava. Niye sağ kulağına ezan okuyorsun? Derdin ne? Efendiler, sık sık söylüyorum, tekrar edeyim. İslam dininde çeşit çeşit namazlar var. Namaz. Günde 5 vakit namaz var, cuma namazı var, bayram namazı var, vitir namazı var, efendim cenaze namazı var. Dikkat ederseniz her bir namazın ya bizzat kendisinin ezanı var yahut da tabi olduğu bir ezan var. Bütün namazların ezanı var. Ezansız namaz yok. Ezansız namaz yok. Fakat görünen şekle göre bir Müslüman vefat edince cenazesinin tabii namazı kılınıyor, cenazenin namazı kılınırsa cenaze namazı olur. Ve o cenaze için ayrıca bir ezan okunmuyor. Bir Müslüman vefat edince temizlenir, tekfin, tecihiz yapılır.